Dolayısıyla eskiden olduğu gibi işte ilk önce dilsizler okuluydu, sonra sağırlar, sonra daha modern olarak işitme engelliler diye gelişti. Ama artık onların hiçbirisi yoktur. Tanım yoktur okulların isimlerinde. Özel eğitim merkezi diye genel bir isim altında toplanmıştırlar ve birden fazla engel grubuna cevap verecek şekilde kurgulanmıştır zaten merkezlerimiz. Ama bundan da önemlisi bir başka şey var dünyada uygulanan ve bizde de gittikçe yaygınlaştırarak uyguluyoruz. Çocukların yaşıtlarıyla birlikte eğitim görebilmelerine fırsat tanıyan bir sistem. Tabii bunlar hepsi birbiriyle peşi sıra gelmesi gereken unsurlardı ve öbür taraftan biz bu hizmeti gittikçe yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ortada gittikçe kendini daha çok belirten ve bu hizmeti almak isteyen veliler var çünkü aynı anda bu bilinçlendirme de yapılıyor. Ama öbür taraftan bakın ki bizim yasamızda özel eğitim öğretmeni ibaresi yoktu. Dolayısıyla yasalardan da başlamak gerekti. İlk önce bunu kazandırdık sistemimize. Geçen yıl itibariyle meclisimiz bu yasamızı düzenledi ve artık 30 taneye kadar ilk etapta özel eğitim öğretmeni görevlendirir hale geldik sistemimizin içinde. Burada yaptığımız şey biraz önce söylemeye başlamıştım. Kaynaştırmalı eğitim dediğimiz yani çocukları kendi engel gruplarıyla ya da birçok engelliyle bir mekanda kapatmak ve sadece onlara özgü bir eğitim vermek yanında ya da onun yerine seviyesine göre, engelinin seviyesine göre kaynaştırılmış ve kendi yaşıtlarıyla